Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan Payas Kalesi arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılıyor. Kalede ilk bilimsel kurtarma kazıları 2018'de başlamıştı. Kalenin içinde bulunan mescit ve kışla binasının sadece alt seviyede temelleri kalmıştı. Restorasyon sonrası ayağa kaldırıldı. Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, etrafı yekpare hendeklerle çevrili Ortaçağ Kalesi'nin Anadolu'da bir ilk olduğunu söyledi. Bu yılki çalışmaları anlattı. Ve Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde belirttiği 500 konutun temellerine rastlanıldı bu yıl. Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi'nin yanında yer alan kale, yapıların gün yüzüne çıkarılması ve hendeklerin restore edilmesinin ardından ziyarete açılarak turizme kazandırılacak. Kalenin içindeki kışla binası müzeye çevrilerek bugüne kadar kazılarımızda bulunmuş tüm top gülleleri, toplar ve diğer Osmanlı tabak çini parçaları ve diğer lüle parçaları, lüleler hepsi burada sergilenecek. Orta Çağ'da Cenevizler tarafından yapılan kale yıkıldıktan sonra 2. Selim tarafından yeniden inşa edildi. Farklı dönemlerde ticaret kervanlarını koruyan bir karakol, karargah ve hatta hapishane olarak kullanıldı.